Bir gün Tahran'dan Frankfurt'a gidiyoruz uçakla. Dev bir uçak, 380 kişilik. Yarıdan fazlası kadın, Almanya'ya gidiyorlar. İşte kimisi talebe, kimisinin çoluğu çocuğu okuyormuş falan. Alayı işte o çadır, yani İranlı kadınların giydiği, burada çarşaf denen, orada çadır denen bir kıyafet. İçinde zengini, orta halisi, fakiri neyse, yani bir sürü insan var. Konuşuyoruz, çoğu da Azeri bunların. Ben de işte az çok bilimi benzetiyorum bunlara. Böyle 40-45 yaşlarında bir kadıncağız var. Böyle belli ki halinden, elinden, yüzünden bir zengin aile hanım. Sonra bakımlı birisi. O da çocuğu okuyormuş Almanya'da, onu görmeye gidiyormuş. Konuşuyoruz İslam'dan falan, gayet iyi. Bir saat oldu Tahran'dan kalkalı, yani İran semasını geride bıraktık. Türkiye hava sahasına girdik. Ana, sanki levha görmüşler gibi uçakta ne kadar kadın var, %90'ı başörtüsü hepsiydi. Emin ol yani, sanki birisi komut vermiş gibi. Ben sezdim bunu ya, dedim bu hava sahası şimdi İran dışına çıktılar ya. O kadına dedim ki, birdenbire konuşmanın seyrini değiştirdim, bacı dedim, buyur diyesen. Dedim, benim özüm şeyler ki, yani ben düşünüyorum ki Azeri'nin. Aha, burada Allah yoktu da dedim. Onu yani düşündürmek için dedim. Nasıl olur kardeş, Allah her yerimizde vardır diyor. Yok, ben diyorum, aha burada yoktu da. O var diyor, ben yok diyorum, o var. Dedim, Allah burada da var mı sahile? Dedi, tabii her yerde var, olmadık yer yoktu kardeş. Dedim, peki İran semasındayken başörtüsü Allah'ın dedim emrini koydun ama burayı terk ettin. Türkiye'sinin hızına gelince sanki Allah yokmuş gibi Allah'ın emrini de terk ettin. Bu Halit dedim bana böyle söyledi. Ne diyor? Çok düz diyorsun kardeş, işte alışmışız sah zamanında da dedi, olmaz olsun. Bilmem ne de filan. Eğilip bükülmeye başladım.